kullanıcılar arasında çok yaygın, iyi bir iletişim aracı olduğu yönünde düşünceler, fikirler ve söylemlere tanıklık ettim. Dolayısıyla aslında siyaset yapan herkesin Twitter kullanması gerektiği bilinci oluştu. Çünkü kitlelere ulaşma açısından Twitter'ın önemli bir sosyal medya aracı olduğu kanısıyla ben de 3 yıldır Twitter kullanıyorum. Tüm haberleri hemen hemen Twitter'dan takip etmeye çalışıyorum. Çünkü bizim hani böyle haber izleme, televizyon izleme gibi bir zaman kısıtlılığımız olduğundan kaynaklı elimizde telefon ve Twitter hesabı olduktan sonra bunun çok rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben de bu yöntemle tüm haberleri, gelişmeleri, son dakikaları, flash haberleri hepsini Twitter'dan takip ediyorum. Yani telefon elimde olduğu sürece mutlaka Twitter'a bir göz atıyorum. Yani bu bir saati geçmiyor. Bir saat dilimi içerisinde 5-6 seferde Twitter'a baktığım oluyor. Sosyal medyayı kullanıyorsanız, Twitter'ı kullanıyorsanız sizin burada seveniniz de var, sevmeyeniniz de var. Bütün bunları açık olarak aslında bunları göze alarak yaptığınız bilinçli bir şey. Dolayısıyla hem eleştirileri çok rahatlıkla kaldırabilen birisiyim. Ve çok yoğun eleştiriler de alıyorum Twitter üzerinden. Yaptığım açıklamalar ya da işte gittiğim bir yerdeki söylediğim ya da tavrımdan dolayı eleştiriler. Ama bunun yanında aynı zamanda övgüler de alabiliyorum. Bunları eşitlediğim zaman ben de olumsuz, negatif herhangi bir şey uyandırmıyor. Favorim Yılmaz Gedik. Benim çektiğim tüm resimler anında Yılmaz Gedik üzerinden bütün takipçilerime ulaştırılıyor aslında. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani Yılmaz Gedik sadece benimle ilgili değil tabii. Tüm siyasetçileri takip eden genç bir arkadaşımız. Kendisini yakından da tanıdım aslında. Tanışma fırsatı da buldum. Öğrenci bir arkadaşımız. Ve hemen hemen tüm siyasetçilerle ilgili çıkan haberleri, yayınlanan fotoğrafları anında retweet yapan, kullanan biri. Dolayısıyla siyasetçileri takip etmek isteyen aslında önce Yılmaz Gedik'i takip etmeli. Bence Twitter'ı kadınlar daha yaygın kullanmalı. Daha çok erkekler tarafından kullanılıyor. Gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla. Kadınlar çok az kullanıyor Twitter'ı. Dolayısıyla ben kadınlara çağrı yapmak istiyorum. Özellikle siyasetçi kadınların Twitter'ı çok daha yaygın kullanarak erkeklerin elinden alması gerektiğini düşünüyorum.